Selamünaleyküm. Değerli izleyenler, bir soru bir cevap programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz yine bizlere vaktini ayıran Süleyman Çitlise Camii Müezzin Kayımı Üsame Kılıç hocamız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, hocamıza, sorumuza, programımıza başlayalım. Değerli hocam, halk içerisinde göz değmesi diye adlandırılan nazar var mıdır, hak mıdır? Nazara yakalanan kardeşlerimiz ne yapmalıdır? Hocam, söz sizin, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Değerli hocam, nazarın mahiyeti ve nasıl olduğunu bilinmemekle beraber nazar haktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresine baktığımız zaman Rabbimiz Teala buyuruyor ki, inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi buyurulur. Burada gözleriyle yıkıp devireceklerdi ifadesinden nazarın olduğunu, nazarın var olduğunu, hak olduğunu anlamaktayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımız zaman nazara karşı Muavizeteyn sureleri dediğimiz Felak ve Nas surelerini okuduğunu görüyoruz. Ve ashabına da bu sureleri okumayı tavsiye ettiğini görmekteyiz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimiz için nazar, büyü vesaire olumsuzluklar için Felak ve Nas surelerini okuduğunu ve onlar için her türlü şeytandan, zehirli hayvanlardan ve bütün gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine, isimlerine sığınırım şeklinde dua ettiğini görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nokta bir hakikate dikkatimizi çekerek buyuruyor ki, kim hoşuna giden bir şey gördüğünde maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah derse, yani Rabbimize sığınırsa, Allah'ın dilediği olur derse, o zaman o şey kendisine zarar vermez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti olan Muavizeteyn surelerini, Felak ve Nas surelerini bol bol okuyalım. Dilimizden düşürmeyelim. Mutlaka gece yatarken okumadan yatmayalım. Rabbim inşallah evlatlarımızı, bizleri, sevdiklerimizi her türlü tehlikelerden, kötü bakıştan, nazardan, büyüden muhafaza eylesin. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.